Merhaba sevgili çocuklar, matematik kampımızın 14. dersine hoş geldiniz. Bugün sizinle ikinci üniteye geçtik. Doğal sayılarla toplama işlemi ünitesi. Konumuz ise eldesiz toplama işlemi. Evet sevgili çocuklar, toplama işleminde önce birlikleri topluyoruz, sonra onlukları topluyoruz. Eğer topladığımız sayılar ondan küçük ise buna biz eldesiz toplama diyoruz. Bu topladığımız sayılara ise biz toplanan diyoruz çocuklar. Birinci toplanan, ikinci toplanan ama varsa üçüncü toplanan, dördüncü toplanan şeklinde söyleyebiliriz çocuklar. İşlemin sonucuna da biz toplam diyoruz çocuklar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta çocuklar basamakların alt alta yazılmasıdır. Ve buraya birler basamağı diyoruz, buraya da onlar basamağı diyoruz. Sayı iki basamaklı burada, burada ise bir basamaklı. Eğer bir basamaklıysa bu birler basamağının yani ilk basamak birler basamağının altında yazılı olması gerekiyor. Eğer ben 23 ile 4'ü şu şekilde toplarsam basamaklar alt alta gelmediği için cevabım yanlış çıkacaktır çocuklar. Ama ben basamakları alt alta yazarsam çok rahat bir şekilde işlemlerimi yapabilirim. Bakalım 3 ile 4'ü topladığım zaman küçük olan 3'ü parmaklarımla gösteriyorum. 4'ten sonra 5, 6, 7. Evet. Sonra onlar basamağına geçiyorum. 2. Bakın burada hiçbir şey yok. O zaman 2 ile ben aslında 0'ı topluyorum. Ama 0 yazmanıza gerek yok çocuklar. 2 burada bir şey yoksa direkt 2'yi aşağı indirebiliriz. Buraya bakalım. 5, 4 daha. Küçük olan 4'ü parmaklarımla gösteriyorum. 5'ten sonra 6, 7, 8, 9. Tabii ki bunu parmaklarınızla göstererek yapabilirsiniz. Ama bir süre sonra zihinden yapmanız gerekiyor çocuklar. Birler basamağının sonucunu buldum. 9. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. 4. Burada toplayacağım bir şey olmadığı için direkt aşağı yazıyorum. 0 ile 7'yi topluyorum. 7. Zaten 0 ile neyi toplarsan topla cevabımız aynı olurdu değil mi? Sonra onlar basamağına geçiyorum. 3. Çocuklar burada 2 basamaklı bir sayıyla 1 basamaklı bir sayının toplamını gördük. Ama dikkat etmeniz gereken nokta şu. Eldesiz toplama işleminde sayılar her zaman ondan küçük olur çocuklar. Yine eldesiz toplama işleminde 2 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayıyı toplayacağım. Ama kuralım değişmiyor çocuklar. Basamakları alt alta gelmesi gerekiyor. Yani birler basamağının sayıları alt alta, onlar basamağının sayıları alt alta gelmeli. Şimdi birler basamağında aslında ben gördüğünüz gibi 8 ile 0'ı topluyorum. 8, 0 daha kaç yapar? 8. Sayı değişmezdi. Şimdi birler basamağının sonucunu yazdığıma göre onlar basamağına geçiyorum. Yanındaki basamağa geçiyorum. 4 ile 2'yi topladığım zaman 6'yı yazıyorum aşağı ve cevap olarak da 68'i gösteriyorum çocuklar. Burada yaptığımız işlem aynısı, sadece basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyoruz çocuklar. Başka hiçbir kural bilmenize gerek yok. Eldesiz toplama işleminde sayılarımız ondan küçüktür. 0 ile 9'u topladım 9. 6 ile 3'ü topladım 9. 1 ile 8'i topladım 9. 7 ile 2'yi topladım 9. 5 ile 3'ü topladım 8. 5 ile 2'yi topladım 7. Önce birler basamağını topluyorum, sonra onlar basamağını topluyorum. Yaptığımız hiçbir farklı işlem yok çocuklar. Burada ise dikkat çekmek istediğim nokta şudur çocuklar. Sayılarımız alt alta toplanabildiği gibi yan yana da toplanabiliyordu. Şimdi alt alta toplamada ne yapıyordum? Önce birler basamağını topluyordum. 6, bir daha kaç yapar dedim. Ve 7 yaptığını gördüm. Burada da yine aynı şekilde birinci toplanan sayım, ikinci toplanan sayım. Bu birinci toplanan sayımın birler basamağı burasıdır, burada ise burasıdır. Yani kırmızı renkli olanlar birler basamağı. 6, bir daha, yine buraya yazıyorum 7. Boşluk bırakıyorum çünkü buraya onluk yazacağım çocuklar. Burası birler basamağının, burası da onlar basamağının yeriydi. Birler basamağını bitirdikten sonra onlar basamağına geçtik. 4, 2 daha, 6 yapar. Bakın cevabım 67 idi. Yine aynı şekilde yan yana toplama işleminde de önce birler basamağını topladım, 6, 1 daha, 7 yapar dedim. Sonra onlar basamağına geçtim. 4, 2 daha, 6 yapar çocuklar. Evet, gördüğünüz gibi yan yana toplarken de hiçbir değişiklik yapmıyorum. Önce birler basamağına bakıyorum, onları topluyorum. Sonra onlar basamağına bakıyorum ve onları topluyorum çocuklar. Örneklerimize bir bakalım.
Bakın 24 ile 15'i toplayacak. Önce birler basamağı. 4 ve 5. 4, 5 daha 9 yapar çocuklar. Şimdi ise onlar basamağı. 2, 1 daha 3 yapar çocuklar. Gördüğünüz gibi önce birler basamağını topladım. Sonra onlar basamağına bakıp 2 ile 1'i gördüm ve onları topladım. Aynı şekilde 51 ve 46. Bakın 1, 6 daha 7 yapar diyorum. Bakın gördüğünüz gibi önce birler basamaklarını topladım. Şimdi onlar basamağına bakıyorum. 5, 4 daha 9 yapar. 3, 5 daha 8 yapar. 7, 2 daha 9 yapar. Gördüğünüz gibi önce birler basamağını topluyorum. 7, 2 daha 9, 6, 1 daha 7. Sayılarımız 10'dan küçük olduğu için başka bir işlem yapmıyoruz çocuklar. Sonraki derslerimizde eldeli toplama işlemi konusunu göreceğiz. Orada küçük bir ayrıntıyı daha eklediğimiz zaman toplama işlemiyle ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacaktır çocuklar. Bakın burada da onluk ve birliklerini ayırarak toplama yapalım diyor. Yine aynı şekilde 34'te kaç onluk vardır çocuklar? Bakın onlar basamağı bölümünde 3 yazıyor. 3 onluk var. Kaç birlik vardır? 4. Birler basamağında 4 yazıyor ve 4 birliğimiz vardır. Aynı şekilde 45 sayısında 4 onluk, 5 birlik. Ne demiştim? Önce birlikleri topluyoruz. Bakın 4 birlik, 5 birlik daha 9 birlik yapar. Yine aynı şekilde bakın 4 birlik, 5 birlik daha 9 birlik yapar demiştik. Şimdi ise onlar basamağına geçiyoruz. Orada ise 3 onluk, 4 onluk daha 7 onluk yapar. Yine aynı şekilde 3, 4 daha 7 yapar. Onlar basamağı 7, yani 7 onluk. Birler basamağı 9, yani 9 birlik. Biraz önceki yaptığımız işlemlerin onluk ve birlik şeklinde yazılışını görüyoruz. 5, 1 daha 6 yapar demiştim. 7, 2 daha 9 yapar demiştim. Önce birlikleri topluyorum, sonra onlukları topluyorum demiştim. Bakın 75 sayısında 7 tane onluk, 5 tane birlik var. 21 sayısında 2 tane onluk, 1 tane birlik var. Sadece birlikleri topladığım zaman 5 1 daha 6 birlik yapar. Tamam. Şimdi onlukları topluyorum. 7 onluk, 2 onluk daha 9 onluk yapar. Dikkat ettiyseniz çocuklar burada da yazarken onluklar alt alta, birlikler alt alta yazılmış. Dikkat etmemiz gereken en önemli kurallardan biridir bu çocuklar. Evet sevgili çocuklar, eldesiz toplama işleminin başka hiçbir kuralı yok. Sadece basamakları alt alta yazıyoruz ve önce birlikleri topluyorum, birlik bölümüne yazıyorum. Sonra onlukları toplayıp onluk bölümüne yazıyorum. Şimdi ise öğrendiklerimizi bolca etkinlik yaparak pekiştirebiliriz çocuklar. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için de hemen Ata Yayınları ve map.com ailesine teşekkür ediyoruz ve 14. dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.